Tabancasını aldı, savunmasız bir hayvanı gözünü bile kırpmadan vurdu. Üstelik üzerinde polis üniforması vardı. Vurduk kaçtı, gidiyor. İzmir'deki Çiğli Polis Amirliği'nde grup amiri olarak 15 gün önce göreve başlayan komiser yardımcısı MA'nın ilk icraatı meslektaşlarının 3 yıldır karakolun bahçesinde beslediği ve Efe adını verdiği köpeği vurmak oldu. Karakolun güvenlik kameralarının an be an görüntülediği olayda Efe'nin bahçeye girmesine sinirlenen MA önce nöbetçi kulübesindeki görevliye el kol hareketleriyle bir şeyler söyledi. Sonra aceleyle arabasından beylik tabancasını aldı, bu kadarla da kalmadı, mermiyi namluya sürdü ve sadece 2 metre uzaklıktaki köpeğe ateş etti. Efe köpek can havliyle kanlar içinde kaçmaya başladı. Komiser yardımcısı ise hiçbir şey olmamış gibi ekip arabasına binip uzaklaştı. Neyse ki Efe'nin yarası ölümcül değildi. Veteriner kliniğine kaldırıldı. Kanamayı sabaha kadar gececi olan arkadaşımla kanama kesicilerle acil müdahalesiyle atlatıldı. Daha sonra röntgenleri çekildi. Yabancı cismin içeride olmadığı ama bir enfeksiyon olduğu ortaya çıktı kan tahlillerinde falan. Biz buna yönelik bir tedavi uyguladık ve şu anda durumu çok iyi. Enfeksiyonunu atlattı. Birkaç güne de taburcu edeceğiz. Efe sanılanın aksine hiç de saldırgan bir köpek değil. Aslında tam aksine çok da insancıl bir köpek ve aslında çok da şanslı bir köpek. Aradan bir hafta geçmiş olmasına rağmen şu an ayağa kalkmış durumda. Onu bu hale getiren komiser yardımcısı şikayet üzerine apar topar yıllık izne çıkartıldı. Tabancasına ise el konuldu ve hakkında soruşturma başlatıldı. İfadesi ise pes dedirtti. Olayın meydana geldiği yer hemen arkamdaki karakolun bahçesi. Komiser yardımcısı, yani Efe'yi vuran komiser yardımcısı, köpeği görmediğini, silahını sadece denemek için ateşlediğini söylese de güvenlik kamerası kayıtları bunun tam tersini söylüyor. Dosyanın savcılığa gitmesinin ardından İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da olaya müdahil oldu. Biz de baro olarak olaya müdahil oluyoruz. Hani bu kişinin cezai anlamda her türlü cezayı alabilmesi, en fazla cezayı alabilmesi açısından elimizden geleni yapacağız. Bu kişi kamu güvenliğinden sorumlu bir kişidir. Aslında hani kamuyu koruma, vatandaşı koruma görevlisidir. Ve belinde sürekli silah, devletin verdiği bir silah taşıyan birisidir. Keyfi olarak bir cana kastetmesi, bir köpeğe, bir masum bir cana kastetmesi, bunu gerçekten hani biz ciddi bir soruşturma geçirmesini gerektirir diye düşünüyoruz. Aldığımız bilgiye göre de valilikçe gerekli işlemler başlatılmış. İdari kapsamda da cezalandırılması ve meslekten ihracı için işlemler başlatılmış diye biliyoruz. Saldırıdan ucuz kurtulan Efe'nin sağlık durumu şimdilik iyi. Çok yakında da yeniden karakola teslim edilecek.